İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Galatasaray Sivas Spor karşısındaydı. Ee, Sivas Spor e, oldukça e, sıkıntılı e, bir süreç de geldi buraya. Yani cezalı oyuncuları, eksik oyuncuları, sarı kart sınırında olan oyuncuları. Mesela ben Isaac Kofi ile Keita'yı bekliyorum demiştim. Maç önü biliyorsun çekirdek işler ekstra ama sadece Isaac Kofi geldi. Sonrasında Keita geldi. İşte sol solbek oynadı, bir sol stoper bir oyuncu. beke çok da yatkın değil esasında. Yani Luar'dan da bu şekilde gelmişti zaten. Luar'dan transfer edilmişti oyuncu. Çok uzun zaman sonra Caner Osman Paşa, Gonye ikilisi tekrar stoperde oynadı. Sağ bekle Alaaddin oynadı. Hani Murat Poli'li yokken Erdoğan Yeşilyurt'u değerlendiriyordu. Böyle zaafları vardı Sivas Ama bu zaaflara rağmen de şunu da belirtmek lazım. Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'ın oynamış olduğu 3 maçta bu, bu maçta benim notlarımı aldığım tek Sivas Spor tehlikesi maçın ikinci yarısıydı galiba bir köşe vuruşunda Avut'a giden Apindangonya kafası. Onun dışında hani gerçekten Galatasaray'ları böyle orada eyvahlar dedirtecek bir pozisyon vermedi. Toplam 3 maçta vermiş olduğu xc'si or, yani ortalama değil ama genel olarak söylemek gerekirse 0.58 ve da bir e, gol beklentisi verdi e, rakip takımlara Galatasaray. Evet belki o 14 maçlık serideki çoğunlukla gözü hoş gelen ve hatta daha yaldır yaldır gelen bir Galatasaray görüntüsü vermemiş olmasına rağmen insanlar öyle değerlendiriyorlar. Ben öyle değerlendirmiyorum. Gayet akılcı bir planla rakiplerine gol pozisyonu vermeden, kalesini çok sağlam tutarak ama yine de pozisyonlara girerek maç kazanan ve Ankara gücü maçına da şampiyonluk maçı olarak çıkacak olan bir Galatasaray var karşımızda. Şimdi Galatasaray golü erken bulunca momentumu elinde tutması daha kolay oldu. Maçın seyrine baktığımızda tamamen Galatasaray'ın elindeydi maç. <laughs> Sivas zaten ciddi eksikleri bir de e, bu eksiklerin yerine konan oyuncuların o seviyede olmaması zaten işlerini zorlaştıracaktı. Bu kesimde erken golle beraber momentum da tamamen Galatasaray'ın elinde oldu. Maçtan önce söylediğim gibi zaten Galatasaray'ın herhangi bir estetik kaygı gütmesine gerek yoktu. Onu yaptı. Bazı bölümlerde sanki böyle Galatasaray ritmi düşürmüş gibi önde basmıyor gibi e, geriye çekilmiş gibi göründü ama bu sadece oyunu kontrolün el, elinde tutmasıyla alakalı ve skor öncelikli olmasıyla alakalı ligin bu haftalarında da çok normal hatta bir maç sonra yani maçı 13. dakikadan sonra bitir, bitireceği skor onu bir sonraki hafta şampiyon yapacak skorken bu şekilde oynanması gayet normal ve mantıklı artı rakip zaten e, oyuna giremiyor girme şansı çok zor sen de zaten sokmuyorsun aslında 20. dakikada Galatasaray maçı maçın kontağını kapattı. Rolanti'yi aldı. Şimdi bunu nasıl yapması gerekiyordu Galatasaray'ın? Momentumu tutmak için bir takımın topun sende daha uzun süre kalması lazım. Birinci kuralımız bu. Maç boyunca ortalamasına bakarsak 36-37 dakika top Galatasaray'daydı. Topun, topa sahip olma yüzdesinden konuşmuyorum. 36-37 dakika yani neredeyse bir devreye yakın Galatasaray topu zaten ayağında tuttu. Bunun için de bir şekilde top rakibe geçecek. Yani %100 sen oynayamazsın yüzde kaçtı? %65'e 35. Bu %35'ten alıp bu %35'in %40, %45 olmaması için yapman gereken ikinci adım da topu rakipten hızlıca alabilmek. Burada da Torey'la faktörü devreye giriyor. Torey'la aslında bir tanesi. Ona ayrıca değineceğim. Bu topun hızlıca alınmasını sağlayan oyuncu da Torey'lidaydı. Sadece hızlıca alınması değil, her yere koşması, her yerde bulunması bu açıdan Galatasaray'ın elini rahatlattı. Galatasaray'ın rakibin gol beklentisini düşükte tutarken bunu çok iyi bir şekilde çizgisini, takım boyunu belirleyerek ayarladı. Hem savunma çizgisini önde tuttu hem takım boyunu kısalttı. Yani Sivas Spor maçının ortalama pozisyonlarına baktığımızda Galatasaray'ın stoperleri şurada, merkezde burada. Evet dedi de evet. şurada Hı -hı. yani şuraya oyunu sıkıştırabilir. 21-22 metreye sıkıştırdı Galatasaray ortalama. Bu ne demek? Top sende top rakipteyken daha kalabalık bir şekilde mücadele edip müdahale edip topu alabiliyorsun. Topu aldığında da bütün oyuncularının bağlantısı birbirine daha kolay oluyor. Bunu çok iyi yaptı. Bu sayede Galatasaray az önce söylediğim momentumu elinde tuttu. Şimdi Torella kısmına geçmeden önce bu gol beklentisi noktasında bir şey söylemek istiyorum. Sen niye 0.58 0.59 gol beklentisi diyor. Aslında bu doğru istatistik bu değil. Doğrusu 0.12. Çünkü 3 maçın toplamı dedim. Evet, 3 maçın toplamının ortalamasını 0.12 dememiz ha. lazım. Çünkü bu 0.58'in içerisinde 0.46 duran top. Akan oyun. Akan, Akan oyunu. Akan oyunda Galatasaray'ın rakiplerine 3 haftadır verdiği gol beklentisi 0.21. 0.15 0.0 Akan oyunda gol beklentisi 0.12 Bu çok değerli bir istatistik. Ya duran toptan gol beklentisi yükselir. Yani kaleye yakın bir yerden serbest vuruş olur. 4 tane 5 tane korner yersin. Özel oyuncusu vardır. Kafayla kaleye yollar. Sen dağılımını kötü yaparsın. Her şey olabilir. Bunlar çok normal. Bir tane zaten duran toptan gol yesen zaten 0.30-0.40'a çıkar. Ama Akan oyunda 0.12 Muazzam bir savunma başarısı ve Galatasaray'ın savunma yapma biçimi de ben geride bekleyeyim kapanayım 6 ile 7 ile 5 artı 3 6 artı 2 dizilim değil darda kısada rakibi sıkıştırarak ikinci bloğu çok fazla geçirmeyerek uzunla geçmeye çalışarak o da son haftalarda öyle bir noktaya geldi ki uzunla geçmeye çalışan takımı da stoperin kestiği toptan gol yiyorsun. Yani bu da biraz Galatasaray'ın e, işin şeyi şovu oldu artık evet. işin yakışıklılığı oldu. Ee, şeylerim şeylerin böyle. Açıkçası karyasları istiyorsan geçelim maça daha yavaş. Ben de şey varsa. şöyle söyleyeyim. Şu dar alandaki kapatma işinde Okan Buruk, Sergio'yu da biraz daha efektif kullanmaktan kastım şu. Yorulmadan kullanabilmek adına. rakibine de analiz ederek Sergio'yu çok doğru konumlandırdığı için de Galatasaray bu mesafeyi çok doğru kapatabildi. Sergio önde yakalandığı zaman mesela bu 20-21 metreyi arayamıyordu ki Icardi burada bayağı bir ciddi rol üstlendi. Ben çok dikkat ettim maçta Galatasaray oyunu kurmaya çalışırken de top kendisine geldiğinde de da Galatasaray hücumları bitirirken de Sergio'yu şu konuma yerleştirip yani şu arada sadece burası olarak görmeyin bunu şu iç koridorda yerleştirip Kazımcan'ı daha efektif ileriye çıkarttı. Kazımcan'ı daha efektif ileriye çıkartınca bak ilk 7 dakikada Galatasaray'ın 3 tane cutback'i vardı. 0'a indi Sivaspor'a karşı tak içeriye çıkarttı ilk 7 dakika. Sergio Kullan'ı bu maçta çok iyiydi e, ama e, maçın adamı noktasına da e, gelince. Yani ben e, Okan Buruk burada Sivaspor eksiklerle çıktı ama işte Galatasaray'da ona göre kazandı değil. Baya baya net olarak e, ciddi anlamda ders çalışan bir teknik direktör vardı. Takımında da Sergio'yu daha doğru nasıl kullanabilirim diye de kafa yoran bir Okan Buruk vardı. Hatta e, öyle sekanslar oldu ki Mustafa Kale'de işte Nelson Abdülkerim klasik açılıyor. Torreira Mertens, Sergio Oliveira, Icardi'yi şöyle gördük. Rashissa Kerem'in buralarda olduğu bir dilim vardı. Boye ile Kazımcan'ın da açıldı vakitte. Yani bayağı ben iyi bir yayılımı vardı Galatasaray'ın. Yani top rakibine geçerse eğer o rakibi nasıl kapatabileceğini, Max Gradel'e nasıl top attırılmayacağına dair çalışılmış bir nokta vardı ki Sasha Boye ile muazzam performans gösterdi Galatasaray karşısında. Her zaman gösterdiği performansı ama ben bu e, maçtan e, Lucas e, Torreira'yı e, kare asıma ilk olarak aldım kendi adıma. Çünkü e, maç e, herhalde sezonun ikinci yarısındaki en e, maçın hemen hemen her adamı hemen hemen her maçın adamı olmaya yakın ama bu maçta Torreira yine çok özel bir performans gösterdi. 2 gol atmış bak söylemiyorum. Torreira noktasındayım yani. Benim de Kare Asım ilk Kare Asım'ı da bu maçtan aldım. Birisi Torreira. Şimdi az önce söylediğim gibi momentumu elinde tutabilmeniz için topun sizde kalması lazım. Topun sizde daha çok kalabilmesi için de topu rakipte daha az kalmasını sağlamanız lazım. Geri almanız lazım. Torreira burada devreye girdi. En çok top kapan oyuncu, en çok foul yapılan oyuncu yine topun sizde kalmasını sağlayan bir özellik. Rakip sahada en çok top kazanan oyuncu. Ve bence en önemlisi en çok sahipsiz top kazanan oyuncu. Yani topun... Top nerede olursa olsun sahipli ya da sahipsiz alıp Galatasaray'da kalmasını, 36 dakika Galatasaray'ın top oynamasını, %65 topla oynamasını sağlayan oyuncuydu Torreira. O açıdan müthiş bir performans, e, takdiri hak eden bir özellik. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvac sundu.